Arkadaşlar merhaba. Osmanlıca el yazısı arşiv vesika okuma dersinin 38.'si ile birlikteyiz. İnşallah bu dersimizde bir tane rika belge okuyacağız. Rika belgenin akabinde inşallah yine bir el yazısı okuyabiliriz. Zamanımıza göre bakarız. Hemen arkadaşlar bakalım. Burası evrak numarosu. Kaçmış evrak numarosu? 140. Müsveddesi yani karalamayı yapan kim? Abdülhalim Efendi. Tesfiyat tarihi yani karalama tarihi 24 Temmuz sene 303. Nereye yazılıyor bu yazı? Muhacirin Komisyonu Riyaseti Celilesi'ne yazılıyor. Bu karalamayı yapanlardan ya da tebyiz edenlerden biri de kim? Şevket Efendi. Yine burada bir paraf var. Tebyiz tarihi yani temize çekme tarihi fi 19 fi 19 zil hicce sene 304 fi 28 Temmuz sene 303 arkadaşlar. Hemen belgemizi okumaya hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar, önce bir belgeyi büyütelim. Burada gördüğünüz gibi bir yerden bahsediyor. Hemen okumaya o yerden başlıyoruz. Vüladı yani doğumu Kafkasya dağlarından. Biraz küçültelim arkadaşlar. 212 kişinin refakatlerinde bir takım neyler olduğu halde mülteci arkadaşlar bu kısım. Hemen resmimizi tekrar küçültelim. Bir takım mülteciler bulunduğu halde Ağustos Efrenci'nin yani Alafranga ayıyla 29. günü Batum'a muvasalat edeceklerinden yani Batum'a ulaşacaklarından Sefain'e yani Sefain dediği nedir arkadaşlar? Gemilere yani. Tabi burada Arapça biraz bilmek gerekiyor arkadaşlar. Geminin çoğunun Sefain olduğunu bilmek gerekiyor. İrkapları için yine rakibe binmek, irkap ifal babında binmeleri için tedabiri mukteziye gerekli olan tedbirlerin ittihazı. Bakın buradakilerin Sefain hemen yeşille göstereyim. Hatta yeşil ve kalın olsun şöyle. Sefain, irkap, tedabir, mukteziye, ittihaz. Bunların hepsi Arapça. Bu yüzden Arapça bilmemiz arkadaşlar şart. Sefaine irkapları için tedabiri mukteziye ittihazına Kafkasya Guvernörlüğü Gudornörlüğü ya da Guvernörlüğü Kançılaryası Müdürlüğü caniplerinden arkadaşlar canibin nasıl yazıldığına bakar mısınız? Bunu mutlaka fotoğraf çeker gibi çekmemiz gerekiyor. Yoksa bunu bizim başka türlü öğrenmemiz zor. Caniplerinden
rica ve Koban dağlarından dahi memalik-i şahaneye, azimete hazır olduklarının ilave ve imba olunduğunu ve talep-i talimatı havi Tiflis baş rehbenderliği vekaletinden gelen telgrafname tercümesinin gönderildiğinden, arkadaşlar gönderildiğinden kelimesini lütfen görün, şu şekilde bunu bu şekilde öğreniyoruz arkadaşlar, gönderildiğinden sürati icrayı icabı hakkında hariciye nezaret-i celilesinden bu kerrede irsal. Hariciye arkadaşlar genelde bakanlıklardan bahsederken nezaret-i celile ya da behiye ya da aliye gibi tabirler kullanıldığının altını çizelim. Kılınan tezkire-i melfufuyla, yani dürülmüş, sarılmış, örtülmüş, katlanmış tezkireyle suyu sami riyaset penahilerine irsal kılınmış ve mahalli mezkurdan hareket edecek 380 nüfus hakkında nezaret-i müşarun ileyhadan. Niye müşarun ileyh değil de ileyha? Çünkü nezaret müennes olduğu için burada da Arapça kural ve kavayet bilmemiz gerekiyor. Evvelce gelen tezkirenin 23 Temmuz sene 303 tarihinde Bağ tezkire-i acizi gönderildiği kayden anlaşılmış olmakla mealine ve işarı sabıka nazaran iktizai halin müsaraaten ifa ve imbasına himem-i aliyye-i riyaset-i penahileri derkar buyurulmak babında. Arkadaşlar şuraya bir ok çıkartmış. Diyor ki kayden, diyor ya gönderildiği kayden ya da gönderildiğinden önce diyor ki şurayı okuyun diyor. Bu çünkü karalama, daha temize çekilmemiş. Nedir burası? Riyaseti celile-i asafanelerine. Evet arkadaşlar, böylelikle bir rika belge okuduk. Rika belge arkadaşlar günlük konuşmalarda en çok kullanılan yazı türüdür. Rika yazı türü. Bu yüzden rika belgeleri öğrenmek iyi bir arşivci olmak, iyi bir tarihçi olmanın ön şartı gibidir arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Allah'a emanet olun.